Merkez 82-25 dinlemede vakaya uygun. Virüsle mücadelede en ön safta yer alan 112 acil servis ekipleri, acil çağrı merkezinden gelen her COVID-19 ihbarına özel şekilde hazırlanarak gidiyor. İhbar gelir gelmez koruyucu tulumlarını, galoşlarını, eldivenlerini, maske ve siperliklerini giyen ekipler en hızlı şekilde vakaya ulaşmak için yola koyuluyor. Vakaya ulaştıktan sonra gerekmesi halinde ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler daha sonra hastayla birlikte bir sağlık kuruluşuna doğru yola koyuluyor. Hastayı hastaneye teslim eden ekipler hız kaybetmeden COVID-19 hastasını taşıdıkları ambulansı baştan aşağı temizlemeye koyuluyor. Ambulansın ön ve arka kabini içerisindeki her noktayı tek tek dezenfekte eden ekipler daha sonra gelecek ihbarı bekliyor. Covid ihbarını aldıktan sonra özel giysilerimiz var, 3M kıyafetlerimiz var, maskelerimiz var. Tüm giyim donanımımızı, her şeyimizi Covid'e göre hazırlanıyoruz, giyiniyoruz. Bu şekilde vakalara ulaşım sağlıyoruz. Gittikten sonra Covid hastasını hastaneye taşıdıktan sonra tekrardan tüm gördüğünüz işte tüm malzemeleri, kullandığımız veya kullanmayacağımız malzemeleri dahil ambulansın tüm arka kabinini, ön kabinini tekrardan dezenfekte ediyoruz. Yeni vakaya uygun hale getiriyoruz. Biz evden çıktığımız zaman ilk önce kendimize değil ailemizi düşünüyoruz. Benim 17 aylık bebeğim var. Hani işe gittiğim zaman direkt aklı o var yani benim. 112 ekiplerinin COVID-19'la yaşadıkları bu amansız mücadele tüm aşamalarıyla görüntülendi. Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları verdikleri zorlu mücadeleyi şu sözlerle anlatıyor. Covid süreci çalışmalarımızı biraz etkiledi. Çağrı sayımız biraz arttı. Hafif semptomlu COVID-19 hastaları daha çok meşgul etti bizi. Erdoğan bu süreçte kendilerine çok değişik ihbarların da geldiğini kaydetti. Diş ağrısına mesela çağrılıyoruz. Ambulans talebinde bulunuyor. Diş ağrısına, ondan sonra ne bileyim test yaptırmak istiyoruz diyor. Ondan sonra ben COVID hastası mıyım diyor. Daha sonra işte bazısı diyor ki işte ben dışarı çıkmak istiyorum ama çıkamıyorum gibi böyle basit ihbarlar alıyoruz. Bunlar da diğer acil vakalara ambulansların ulaşması sürelerini uzatıyor.